TürkSat Dijital Hayatı sunar. Merhaba, Kenan Bölükbaş ve Ali Fuat Gülmez'in yapımcılığını, Sedat Karabel'in teknik yönetmenliğini, Bilal Eren'in danışmanlığını yaptığı teknoloji ve sosyal medya programı Dijital Hayat başlıyor. Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Her cuma saat 15'e Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu TRT Radyo 1'de teknoloji ve internetin ve sosyal medyanın hayatımıza etkilerini konuşuyoruz her yönden. Anlamaya çalışıyoruz. Bu hafta yeni devreye giren, yeni hizmete sokulan kişisel sağlık sistemi e-nabızı konuşacağız A'dan Z'ye. Konuyu konuşmak için Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcımız Doktor Şuayb Birinci Bey bizimle beraber olacak. Şu an bir seminerden kendisiyle telefon bağlantısı yapmaya çalışacağız veya stüdyomuza konuk edeceğiz. Onu bekliyoruz. Ama öncesinde sponsorumuz TürkSat'ın Türkiye'nin e-devlet kapısı, Türkiye Gov.tr'nin işleticisi, yöneticisi ve inşa edicisi TürkSat'ın uzman direktörü Tuğan Avcıoğlu'yla buluşacağız. Telefon konuğumuz olacak ve bu hafta yeni bir hizmeti bize anlatacak. Tuğan Avcıoğlu. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bugün e-nabızı konuşacağız. Öncesinde siz hangi hizmeti anlatacaksınız? Aslında bizim de e-nabızdan bahsetmeniz doğru olur. Çünkü tamam. E-devlet kapısı e-nabızın bir parçasını yürütüyor diyebiliriz. Bilindiği üzere e-devlet kapısı bütün kamu hizmetlerinin kapı hizmetini, yani giriş kapısı hizmetini sunmakla yükümlü. E-nabız bir portal şeklinde ortaya çıkarıldı Sağlık Bakanlığı bünyesinde. Fakat hani bir ışık dünyaya açılan kapısını da E-Devlet Kapısı üzerinden yürütmeye karar verdi ve o şekilde yola çıktı. Hı hı. Şu an bakıldığı zaman E-Devlet Kapısı'na giriş konusunda E-Devlet Kapısı şifresiyle ancak giriş sağlanabiliyor. Ve E-Devlet Kapısı dış dünyaya açılan kapı olarak seçilmiş durumda. Bunun sebebine bakınca da, sebebini düşününce de en önemlisi güvenlik. Çünkü biliyorsunuz çok fazla siber saldırı söz konusu, özellikle bu tür veri barındıran yapılarda. Ama E-Devlet Kapısı bu konuda çok güvenilir bir ortam sunduğu için kamu kurumları bunu tercih ediyorlar. Yani sizin altyapınızı mı kullanıyorlar? Aynen öyle. Bizim 6 ayda bir hem veri güvenliği tarafında beyaz şapkalılara kendimizi tabir yerindeyse saldırtarak bir yapı kurmuş durumdayız. Bunu da işte tüm kamu kurumlarının veri güvenliğini sağlayabilmek için yapıyoruz. Dolayısıyla hem şifre yönetiminden kurtulmuş oluyor kamu kurumları, çünkü E-Devlet şifresiyle giriş yapmış oluyor vatandaşlar, hem de dışarıdan gelen saldırılara çok açık bir şekilde korunmuş oluyor. Çok güzel. Yani bu taraftan bakınca E-Nabız bunu tercih etmiş oldu. Biz de dolayısıyla bir projenin bir parçası olmuş olduk. Süper. Hem de E-Devlet Kapısı Türkiye Gov.tr sitesi üzerinde E-Nabız'ın hizmeti verilmeye başlandı. Ayrıca E-Nabız portalinde de Türkiye Gov.tr üzerinden giriş logosu var. Oradan da girilebilir duruma geldi. Hı hı. Bunun sonucunda biz de diyoruz ki kamu kurumlarına, sizin hizmetinizin yaygınlaşmasını sağlayabilmek için özellikle size destek olmak istiyoruz. Bu anlamda bizim bilgilendirme, aktif bilgilendirme altyapısını biliyorsunuz. Onun evet. üzerinden biz kamu kurumlarının bu tür hizmetlerini mümkün olduğu kadar çok kişiye ulaştırmayı planladık ve o şekilde de E-Nabız portalini duyurduk diyebiliriz aslına bakarsanız. Hı hı. E-Nabız portalinde yaklaşık 6 milyon insana mail atıldı diyebilirim. 6 milyon? Evet, yani bizim E-Devlet Kapısı altında kayıtlı olan diyelim, özellikle telefonunu ve mailini bırakmış kullanıcılara biz bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Onlardan özellikle telefon ve mailini bırakırken kayıt alıyoruz. Bunları daha önce konuşmuştuk sizin programınızda. Doğru. O kayıtlara işte bizden herhangi bir hizmet açıldığında haberdar olmak ister misiniz gibi bir soru sorarak onların onurlarını alıyoruz ve sonrasında da paylaşıyoruz. Ben... İşte bu şekilde bir yolla da yaklaşık 6 milyon civarında kullanıcı şu an kaydetmiş durumda iletişim bilgilerini. Biz de E-Nabız duyurularını yapmış olduk. Peki. Öyle ki bu duyuru sonrasında
çok hızlı bir şekilde kullanıcı sayısının arttığını gördük. Tabii ki Sağlık Bakanlığı da bundan çok memnun kaldı. Bu tür duyurular aynı zamanda bizim kullanım oranlarını da hızlı bir şekilde artırıyor diyebiliriz. Ya, tüm kurumlar sizinle entegre olduğu zaman aslında tüm devlet kapısı kullanıcılarına da ulaşma imkanı buluyorlar böylece. Yani. Kesinlikle. Zaten biz de özellikle kurumlara diyoruz ki e-devlet hizmeti sunarken, bizim kapımızda hizmet sunarken aynı zamanda bizim bildirim altyapımızda ücretsiz bir şekilde kullanma şansınız var diyoruz. Bu şekilde zaten yola çıkıyoruz. Buradan gönderilen SMS'ler için de geçerli bu. Hem vatandaş herhangi bir ücret ödemiyor, hem kamu kurumu bu konuda herhangi bir ücret ödemiyor. Bu tür bildirimler için söylüyorum. Peki bu enable sistemi müsteşar yardımcıya sorarız ama sizin tarafınızdan da bakmak önemli. Vatandaşın bilgi yükleyebildiği bir yer değil, değil mi? Yani sadece aile hekimlerinin, işte gittikleri doktorların, hekimlerin bilgi yükleyebildiği, bizim görüntüleyebildiğimiz bir yer mi? Doğru. Sadece vatandaşın belirli konularda diyelim değişken bilgileri olabilir. Benim incelediğim kadarıyla söylüyorum. Örneğin işte nabız bilgilerinden tutun da işte buna benzer değişken bilgileri, bir takım bilgileri yani kendi elinde ölçüp yapabileceği bilgileri de ekleyebildiğini düşünüyorum. Oradan da işte vatandaş hem sağlık kurumlarının ölçtüğü bilgilerle hem de kendi kaydettiği bilgilerle bir ortalama değer biçilip vatandaşın sağlık durumu net bir şekilde görülmüş oluyor. Bu tabii çok kritik bilgiler de olabilir. Yani burada tahlillerimiz, raporlarımız, belki gizlilik içeren bilgilerimiz ama sizin güvenlik altyapınızı kullandığı için kesinlikle güvenilir, ulaşılamaz aynen veya kırılamaz olarak düşünebiliriz, değil mi? Tabii ki çok önemli. Bu taraftan yaklaşınca zaten e-devlet kapısının önemi ortaya çıkıyor. Şöyle düşünelim. Her kurum kendi güvenlik altyapısını kurmak için çaba gösterse bile bir şekilde eksik veya açık görülmesi halinde, bizim kadar çünkü yatırım yapamayabilir veya zaman ayıramayabilir bu konuda. Çünkü biz zaten bu iş üzerine kurulu bir yapı içerisindeyiz. Bir sürü arkadaş çalışıyor bu konuda. Doğru. Ciddi de destek alıyoruz dışarıdan. Şimdi o tür bilgilerin, sağlık bilgileri gibi ya da işte ne bileyim dava durum bilgileri gibi ya da vergi bilgileri gibi bilgilerin ciddi manada farklı ellerin eline geçmesi muhtemel. Ama e-devlet kapısını tek bir giriş kapısı gibi kullanan bu tür portaller sayesinde bundan kurtulmuş oluyorlar. Ki dediğiniz gibi sağlık bilgileri bu konuda çok önemli. Hem de vatandaşın güvenilirlik noktasında bir şey tatminliği söz konusu. Evet. Diğer taraftan şifre politikası noktasında da Sağlık Bakanlığı için ayrı bir şifre, Çalışma Sosyal Güvenlik için ayrı bir şifre, ne bileyim SGK için ayrı bir şifre tutmak zorunda kalmıyorsunuz. Tek şifreyle bütün hizmetlere ulaşabiliyoruz. Ve vatandaşın, biz bunu ölçtük, e-devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetlere karşı çok ciddi bir güveni var. Oradan gelen bilgilere karşı da, yani işte mail veya SMS geldiği zaman da çok ciddi bir güveni var ve onun üzerine yoğunlaşıyor zaten. Burada rahatlıkla içeriye girişini de sağlamış oluyor. O yani, güven çerçevesinde söylüyorum. İnternette en güvenilen kurumlar sıralamasında birincisiniz yani o anlamda. Hani eskiden böyle en güvenilir kurumlar sıralaması yapılırdı da anketler. Sanırım internet evet, üzerinde de bunu temsil eden en önemli kurumsunuz. Bir de birkaç hafta önce sizinle konuşmadık, bir haber çıktı. Bir veri tabanı merkezi Konya'da sanırım. Tüm ülkenin veri tabanının tutulacağı bir veri merkezinden, data center. Öyle. Bir haber çıktı. Bununla alakalı bilgi alabilir miyiz? Tabii ki bildiğim kadarıyla anlatayım. Farklı bir direktörlük ilgileniyor ama sonuçta TürkSat'ın bir görevi. Entegre kamu veri merkezi çerçevesinde bir görev yüklenmiş durumda. Bu Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen bir görev. Entegre kamu veri merkezinin açılımı aslında ya da beklenen, yapılmak istenen şu. Tüm kamu kurumlarının kendi bünyelerinde verilerini bulundurmak yerine kamu veri merkezi üzerinde yine verileri kendilerine ait olacak şekilde, yönetimi kendilerine ait olacak şekilde bir ortamın oluşturulmasından bahsedilebilir. Süper. Hem bu fiziksel olarak hem de bulut ortamından bahsediyorum. Burada tek bir noktada, tabii bunun bir FKM'si de olacak, Felaket Kurtarma Merkezi de. Hem güvenilirlik, fiziksel anlamda güvenilirlik, hem de
sanal ortamdaki güvenilirliği sağlayacak şekilde bir altyapı kurulması. Süper. Sonra aynı bölgede, aynı noktada toplanmış veriler söz konusu olduğu için bu verilerin gerektiği koşullarda, ya tabii ki kamu kurumlarının kendi aralarındaki protokollerin ortaya çıkması sonucu diyelim, entegre bir şekilde kullanılabilmesi. Mesela A kurumu, B kurumu verileri bir araya geliyor, C verisi ortaya çıkıyor. Normalde bu verileri A ve B kurumu bir araya gelmeden ortaya çıkarmanız mümkün değil. O C verisi çok değerli bir veri haline gelebiliyor. Biz bunu E-Devlet kapısı üzerinde yapmaya çalışıyoruz aslında bakarsanız. Şimdi e-mail kaydetme örneğindeki gibi. E-mail kaydetmede işte emniyetin verisi var, işte SGK'nın verisi var, oradan Adalet Bakanlığı'nın verisi var, yurda giriş çıkış verisi var falan, hepsi bir araya geliyor. Sonrasında bir e-mail kaydetme hizmeti ortaya çıkıyor gibi. Bu tür katma değerli hizmetlerin ortaya çıkması söz konusu olabilir. Süper. Diye böyle bir altyapı kurulması söz konusu. Çok kısa bir şey sorayım. Ne zaman açılacak? Hani bu merak ediliyor belki. Öyle bir tarih yani, var mı? Yakın bir tarihte altyapı ile ilgili ihalesi çıkarılacak. Yani inşaat ihalesi diyelim buna. Hı hı. O üst yapıları çalışması başlayacak. Yani çok doğru bir tarih vermek zor. Ama 2 ya da 3 sene gibi süre sürebilir belki. Tamam, süper. Ya bilgiler için çok teşekkür ederiz. Hem e-nabızı konuşmuş olduk, hem bu veri yeni haberi konuşmuş olduk. Haftaya yeni servis ve hizmetlerle sizi telefona alacağız. Çok teşekkür ederiz. Zaman ayırdınız. Tamam Bey. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Şimdi Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayb Bey ufak bir kaza geçirmiş. Onu telefonla bağlanarak alacağız. O geçmiş olsun diyoruz şu an. Ben özellikle bu e-nabız sistemi ile alakalı bu konuşmadan önce birkaç tane bu hafta gelişen, hayatımızı çok etkileyen, belki herkese ilgisini çekecek birkaç haber de vermek istiyorum dijital hayat programımızda. Örneğin yarın ilgisini çekenler için Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Çocuk Bilişim Zirvesi var Kadir Has Üniversitesi'nde. Zamanı olan, vakti olan ve ebeveyn olan ve işte bu dijital nesil dediğimiz teknolojinin içinde doğan bir çocuğa sahip olanların ebeveynleri mutlaka takip etmesi gerektiğini düşündüğüm bir etkinlik. Kadir Has Üniversitesi'nde yarın cumartesi ve pazar devam edecek. Teması teknolojiye doğan çocuklar teması olacak. Burada işte birkaç paralel eş güdümlü sempozyum ve etkinlik gerçekleştirecek. Mesela gençlere application, uygulama gençliği deniyor. İşte eğlenerek öğrenme, öğrenerek eğlenme, teknoloji yaratıcılığı etkiliyor mu gibi kodlar ve başlıklar ele alınacak. Özellikle bu çocuk yaşta, işte ilkokul ve orta öğretim seviyesinde kodlamanın çok önemli, bilgisayar kodlamanın ve bu konuda oyun, çeşitli yazılımlar yapmanın öneminden bahsediliyor. Bu semineri, etkinliği mutlaka dijital hayat olarak tavsiye ediyoruz. Biz de orada olacağız. Şimdiden ebeveynlere duyurulur. Sanırım Sayın Müsteşar Yardımcımız hatta. Şuayb Bey. Merhaba. Çok geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Umarım bir şey yoktur, iyisinizdir. Yok, bir sıkıntı yok. Sadece trafiğine üzgünle uğradık. Evet, İstanbul'un trafiğine hoş geldiniz. Böyle. Sağ olun. Şimdi tabii çok yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz, özellikle bu e-nabızdan sonra sanırım. Evet. Bunu konuşalım istiyoruz. Çok da vakitimiz de azaldı. Ama e-nabız nedir? Bunu merak ediyoruz. Sizden dinleyebilir miyiz? Tabii. E-nabız bir kişisel sağlık sistemi. Hangi sağlık eğitiminde tedavi olursanız olun. Bu bir muayenehane de olabilir, bir üniversite hastanesi de olabilir, bir özel hastane de olabilir. Orada size yapılmış her türlü işlemin gönderildiği ve görebildiğiniz bir portal. Hı-hı. Tamamıyla size ait bir portal. Siz kimi istiyorsanız onunla paylaşabiliyorsunuz. Bu hekiminiz olabilir, bir yakınınız olabilir. Ya da sağlığınızı takip eden birisi de olabilir. Hı-hı. Onlara buradaki verileri gösterme şansına sahip oluyorsunuz. İstediğiniz zaman orada görünmesini istemediğiniz verileri silebiliyorsunuz. Ve o verilerin bir kısmını paylaşıp bir kısmını paylaşmayabiliyorsunuz. Paylaşmanın süresi ve sınırı tamamıyla sizin tarafınızdan yönetiliyor. Hiçbir şekilde kişisel veri tutulmuyor ve merkezde hiç kimse kişiye ait veri göremiyor. Tamamıyla anonimleştirilmiş veri görebiliyor ama siz kendinize ait her şeyi görebiliyorsunuz. Bu her şeyin içinde neler var? Hani onu da merak ediyoruz. Nasıl veriler var? Tetkikleriniz, röntgen görüntüleriniz, tanı bilgileriniz, sağlık raporlarınız, ilaçlarınızın prospektif bilgileri,
alerji bilgileriniz, yani sağlığınızla alakalı her şey. Başka bir ekstrası daha var. Buradan organ bağış bildirimini bulabiliyorsunuz. Siz de organ bağış bildirimini bulunduğunuz zaman organ bağış bildirimini sizinle temasa geçirip organ bağış kartını veriyor. Şu an çok ciddi bir ilgi var. Organ bağış bildirimi oranı inanılmaz yükselmiş durumda. Şimdiye kadar Sağlık Bakanı'nın tarihinde görmediği rakamlar, günlük talep rakamları geliyor. Çünkü erişmek çok daha kolay hale geldi. Siz kendi çocuğunuza ait verilerinizi görme şansına sahipsiniz ama şu şekilde. Çocuğunuzun verilerini görmek istediğiniz zaman eşinize mesaj veriyor. Ve onay veriyorsa, ki ebeveynin de onayı varsa o zaman çocuğunun verilerini görme şansına sahip oluyor. 15 yaşından büyük kişilerin verilerini anne baba zaten istese bile göremiyor. Çünkü 15 yaşından büyük kişilere biliyorsunuz ki evde evet kapısı şifre veriyor. Ve onlar kendi verilerini kendileri görebiliyorlar. Ancak annesine ve babasına kendisi izin vermişse görme şansına sahip oluyor. Burayı kullanmak için şifre almamız mı gerekiyor, yoksa E-Devlet şifresiyle girebilir evet. miyiz? E-Devlet şifresi, E-Devlet kapısından direkt e-nabız sağlık sistemi diye de girebilirsiniz. Yine e-nabız.gov.tr'nin içine girip oradan E-Devlet şifrenizi kullanarak, E-Devlet kapısını aracı olarak kullan, doğrulama unsuru olarak kullanıp girebiliyorsunuz. E-Devlet şifresini kullanıp bir e-nabız şifresi alabiliyorsunuz. Çok güzel. Ve bundan sonra daha kolay kullanmak için. Ya da hiçbir şeyiniz yok. E-Devlet şifreniz de yok. Aile hekiminizi direkt kayıtlı olduğunuz aile hekimine giderek e-nabız için size geçiş şifre verilmesini sağlayabiliyorsunuz. O da size şifre vermiyor aslında. Cep telefonunuzu sisteme kaydediyor. Sizin beyan ettiğiniz cep telefonunun onamınızı alıyor. Ve cep telefonunuza gelen geçiş şifreyle e-nabızın içine girip hemen size şifrenizi değiştirmeyi istiyor. Ve şifrenizi değiştiriyorsunuz ve e-nabızı kullanmaya başlıyor. Çok güzelmiş. Ya da e-devlet şifrenizi hemen edinmek zorunda olmuyorsunuz. Tabii ki tercihimiz herkesin E-Devlet şifresini kullanması. Ama taşta da E-Devlet şifresine gidip almakta sıkıntı yaşayabilecek vatandaşları aile hekimini kullanarak e-nabız.gov.tr'den kişisel sağlık sistemine erişme şansına sahip. Sayın Müsteşarım, şöyle yapabilir miyiz? Yani, seste bir problem var. Biz sizi tekrar arayalım. Ve daha net alalım. Çünkü çok önemli bilgiler söylüyorsunuz. Şeyler geliyor, yani cızırtılar geliyor. Hemen arıyoruz sizi, olur mu? Peki efendim. Tamam. Peki. Tamam. Tekrar beraber olacağız. Müsteşar Yardımcısı Doktor Şuayb Birinci çok önemli bilgiler verdi. Biz telefon bağlanırken ben o bilgileri size tekrarlayayım. E-nabız sistemi kişisel bir sağlık sistemi ve bizim ilaç, tedavi, rapor, tahlil, röntgen gibi bilgilerimizin, geçmiş bilgilerimizin aile hekimleri ve doktorlar tarafından buraya girilmesi ve bir doktora tekrar gittiğimizde bütün bu verilerin tek bir ekranda görülmesini sağlıyor ve yönetilmesini sağlıyor. Bundan bahsetti. E-nabız şifresi için E-Devlet şifresi kullanılabileceğinden bahsetti. Şuayb Bey? Evet, dinliyorum. Tekrar, tamam, sesiniz süper geldi şimdi. Aslında çok güzel özet yaptınız ve benim birçok soracağım soruyu konuşmanızda cevaplarını vermiş oldunuz. O kadar çok benzer sorular geliyor ki. Evet, yani artık bu konuda çok büyük bir pratik sahibi olmuşsunuzdur. Şunu soracağım, tabii bu bence devrim niteliğinde önemli bir gelişme ve bütün verilerimiz işte sağlıkla alakalı burada bulunacak. Bu verileri biz yükleyemiyoruz ama, değil mi? Doktorumuz veya aile hekimimiz yüklüyor buraya. Evet, sizin yükleyebildiğiniz kısımlar da var. Bildiğiniz üzere bu proje çıktığı zaman 1 Ocak 2015 itibariyle oluşan sağlık kayıtlarınızla alakalı verilere erişme şansına sahipsiniz. Tamam. Ama bizim Sağlık Bakanlığı şimdiye kadar Sağlık.net üzerinden tutulan veriler de 2013'ün birinci ayından itibaren var olanları sisteme aktarmaya çalışıyoruz. Yani tarihimizi geçmişe kadar atacağız. Ama ondan daha önce var olmuş verilerinizi elle yükleme şansına sahipsiniz. İşte o dokümanlarınızı yükleyebiliyorsunuz. Onu da sisteme açtık. Sistemin güzel, çok ilginç unsurları da var. Mesela diyelim ki bugün alerji oldunuz, bir döküntünüz var. Ama doktora gidene kadar 1-2 gün içinde bakıyorsunuz ki pazartesi gidiyorsunuz ve sönüyor. Ve ya da ilk başlangıç formunu doktora gösterme şansına sahip değilsiniz. Onu ilk anından bile resmini çekip sisteme yükleyebiliyorsunuz, e-nabıza yükleyebiliyorsunuz. Böylece aslında hekime gittiğiniz zaman hekiminizin o veriyi, o görüntü, ilk görüntüyü görme şansına da sahipsiniz. Süpermiş. Yani fotoğraf desteği de veriyor sistem. Evet, onu da veriyoruz. Başka bir şey daha var, manuel veri anlamında. Giyilebilir sağlık teknolojiler var, biliyorsunuz. Evet. Bileklikler, ne kadar yürümüşsünüz, kaç adım atmışsınız, kaç kat çıkmışsınız gibi veriler. Onlar sisteme entegre edilebiliyor.
Tamam. Duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, çok iyi. Onlar sisteme gidebiliyor. Sizin ne kadar kalori harcadınız, işte bütün aklınıza gelen mobil sağlık cihazlarının da entegrasyonu tamam. Ve tansiyon aletlerinden, şeker cihazlarından gelen veriler otomatik olarak gelebiliyor. İsterseniz onları hekiminizin izlemesine izin verebiliyorsunuz. Belli bir süreliğine ya da süresiz olarak izin verebiliyorsunuz. Ya da yetkinizi verdiğiniz kim varsa onun onları görme şansına sahipsiniz. Hı-hı. Üzerindeki herhangi bir radyolojik görüntüyü yurt dışında çok güvendiğiniz başka birine ya da yurt içinde çok güvendiğiniz başka bir hocaya mail yolu ve mail linki göndererek, paylaşarak, izleterek tekrar değerlendirme fırsatına sahipsiniz. Aslında bütün sağlık verinizi kendinizin sizin yönetmenize fırsat veriyor. Sizin izniniz doğrultusunda o verileri kimle paylaşmışsanız ve kim ne zaman hangi IP üzerinden erişmiş onu bile görme şansına sahipsiniz. Böylece siz verilerinizi sizin izniniz doğrultusunda izleyen kişiyi bile biliyorsunuz ki zaten izniniz olmazsa hiç kimse verinize erişemiyor. En güzel avantajlarından birisi daha, dünyada hiç bu şekilde böyle bir model yok. Bu tamamıyla Türkiye özgü bir model. Siz 112'yi buradaki 112 butonu aracılığıyla aradığınız zaman 112'nin sağlık ekibine sizin verilerinizi, acil sağlık verilerinizi bir süreliğine açıyor. Oo, süper. Ve ona böyle bir hastaya siz bu ambulansı göndermek durumundasınız. Ya da gönderiyorsunuz, şöyle bir hasta sizi arıyor. Bunun sağlık verileri şudur diyor. Hatta konum bilgilerini gönderiyor. Diyelim ki siz mobil uygulamasından arıyorsunuz. Sokakta herhangi birisini gördünüz. 112'yi oradan aradığınız zaman herhangi birisi ise size yetkisini devretmemiş birisi doğal olarak. Sadece herhangi birisi butonunu tıkladığınız zaman o zaman da konum bilginizi üzerine 112'ye gönderiyor. Ve 112'ye şöyle bir impuls vermiş oluyor. Sizi şu an arayan telefon bir başkası için arıyor. Onun da konum bilgisi şudur diye. Ya da siz validenizi işaretlediniz. Ben validem için arıyorum diye. Tıkladığınız zaman diyor ki bu telefon sizi işte validenizin ismi neyse o kişi için arıyor. Onun da acil sağlık bilgileri şudur diyor. Böyle siz oraya en düzgün ekibi, en yakın, en ideal sağlık ekibini gönderme şansına sahip oluyorsunuz. Aslında sağlık hizmetini en kısa zamanda almak için çok iyi bir yöntem oldu ve çok da etkin bir şekilde kullanılmaya başlandı. Online olarak 112 ile irtibata geçiyoruz. Arka tarafta da biz konuşurken verilerimiz oradaki acil ekibinin önüne düşüyor bir anlamda. Çok basit efendim. Şöyle, aslında 112 tuşlamıyorsunuz. Bir tane buton 112'yi tuşluyor. Aa, evet. Ama butona tıkladığınız zaman size diyor ki kim için arıyorsunuz? Sizi yetkisini paylaşmış kişi, sağlık verisini paylaşmış anneniz olabilir, eşiniz olabilir, çocuklarınız olabilir. Zaten yetkisi var sizde. Onlardan birinin ismini tıkladığı zaman diyor ki işte Ahmet Keleşoğlu için sizi arıyorlar. Şu kişi arıyor ama Ahmet Keleşoğlu için arıyor bu numara ve Ahmet Keleşoğlu'nun sağlık verisi şudur diyor. Evet. Böylece o kişiye en uygun sağlık ekibini gönderme fırsatına sahip oluyorsunuz. Çok çok bence bu faydalı bir özellik. Dünyada sadece bizde var ki zaten bu projeler bu kadar büyük ve bu kadar nitelikli proje dünyanın hiçbir yerinde yok. Danimarka var bu projeye yakın 4-5 yıldır çok aktif bir şekilde kullanıyorlar. Ama bizim projenin %40'ı kadar niteliklere sahip. Bizim projede çok fazla detay var. Ve şu an Danimarka'da aylık sayfa görüntüleme oranı sayısı 1 milyon 200 binken biz şu an itibariyle zaten bir ayda 7 milyona ulaşmış durumdayız. Ve şu an aktif hesabımız 900 bine yaklaşmış durumda. Yani kendisini girmiş ve artık register etmiş, sistemini kullanıyor. 900 bine yakın insan şu anda bunu kullanmaya başlamış bu kadar kısa sürede. Ben onu soracaktım. Dünyadaki örneklerini hatta sormadan siz cevaplamış oldunuz. Yani biz evet, bu Danimarka'da var. Danimarka 5 milyonluk bir ülke bildiğiniz üzere. Evet. Zaten geçen 15 gün önce Avrupa HIMS Kongresi'nde biz projeyi anlattık. Bunu yapmış olamazsınız. Bu çalışmış olamaz. Şimdiye kadar milyarlarca euro para ödendi ve bu projelerin hepsi fail oldu, düştü, çalışmadı. Bu çalışmış olamaz gibi bize geri bildirimler yaptılar. Ama bizim proje zaten çalışıyor. Daha farklı şeyler söylediler ama burada onları söylemem uygun olmaz. Yok, biz artık çok iyi işler yapıyoruz. Yani hani teknik biri olarak bunu da görüyorum. Devletle başlayan, sizinle devam eden süreçte güzel işler yapıyorum. Bir sorum daha var, merak ediliyor. Özel hastanelerde bu sisteme verileri ya sadece devlet hastaneleri mi? Onu soracaktım. Şimdi şöyle, ağırlıklı olarak devlet hastanelerinden veri geliyor. Özel hastaneler bu konuda biraz daha elini yavaş tutmuş durumda ama bizim genelgemizde şöyle bir şey özellikle hatırlatmıştık bütün sağlık kuruluşlarına. Biz vatandaşımıza diyoruz ki biz size her şeyle güvence altında olan ve hiç kimsenin kişisel verisinin merkezden görülemediği bir yapı kurduk. Siz hastanelere yazdığımız yazıda eğer vatandaşımız geçmiş ait verisi gönderilmediği için
bugün bir acil sağlık hizmeti ya da bir sağlık hizmeti aldığında geçmiş verisine erişilemediği için, gönderilmeme sebebiyle erişilemediği için eksik ya da yanlış bir sağlık tedavisi alırsa siz bundan sorumlu olursunuz. Vatandaşa bu konuda ciddi bir güç verdik bakanlık olarak. Bu verinin sahibi vatandaş hangi hastane ya da hangi muayenehane, hangi kuruluş kendi verisini sisteme göndermiyorsa hukuken sorumluluğu da sırtına alıyor demektir. Bunu da duyurmuş oldunuz değil mi Sayın Müsteşarım bir şekilde? Efendim? Duyurmuş oldunuz ve... Bunu genelgeyle bu şekilde Sağlık Bakanlığı olarak duyurduk. Ama bazı özel kuruluşlar veri henüz göndermemeye başladılar. İnşallah. Biz veri göndermemeniz için tek şart vatandaşın onamını almak zorundasınız diye yazdık genelgeye. Eğer gerçekten kişi verisini gönderilmesini istemiyorsa... Zaten onamını alırsınız göndermez ki şöyle bir avantajı İnşallah, var. Şimdi şöyle Sayın Müsteşarım süremiz bitti. İnşallah bunu biz bir programda uzun uzun konuşmak istiyoruz. Kusura bakmayın. İki cümle söyleyeyim ki bu vatandaşı bilgilendirmek açısından çok değerli. Kişi istediği zaman sistemi durdurup oraya belli özel verinin gelmesini engelleyebiliyor ya da istediği veriyi silebiliyor. Evet. İstediği zaman da bu sistemi kapatabiliyor. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun. Görüşmek üzere başka ben teşekkür ediyorum. Önceki seyircilerden de özür diliyorum. Kusura bakmasınlar. Beklemedik bir şeyle karşılaştık. Dijital hayatı sondu.